Bütün hayatları yalan ve dalavereyle geçenler, siyasette ve mecliste çevirdikleri küçük numaralarla tabanlarını ve milleti aldatabileceklerini düşünüyorlar. Halbuki istiklalimizi ve istikbalimizi tehdit eden terör örgütlerini nasıl emperyalistler yönlendiriyorsa, CHP'de artık bölücü örgütün güdümündeki partinin kontrolündedir. DEM tarafından rehin alınmıştır, esir alınmıştır. Son aylarda giderek sıklaşan 28 Şubat vari provokasyonlarda emin olun aynı oyunun bir parçasıdır. Hırsları boylarını aşanları, ülkenin bekasını, milletin geleceğini içe sığarak içinde yer aldıkları bu kirli senaryolar eski Türkiye'deki belki işe yarıyordu. Ama bunlara artık bizim de milletimizin karnı tok. İşte bunun için diyoruz ki 31 Mart'ta sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakta kalmayacağız. Aynı zamanda Özgür Efendi'yi de vesayetten kurtarıp özgürleştireceğiz. Terör örgütünün demini de hak ettiği yalnızlığa iteceğiz. Türkiye yüzyılının adımlarını da sıklaştıracağız. Evet, bizim 85 milyona sözümüz var. Şimdi burayı lütfen iyi takip edin. Tek millet diyerek herkesi kucaklayacak, hiç kimsenin kendini öteki hissedeceği bir iklimin oluşmasına geçit vermeyeceğiz. Tek bayrak diyerek bağımsızlığımıza sıkı sıkıya sarılacak, hilali mahzun ve yıldızı sönük bırakmak isteyenleri hüsrana uğratacağız. Şimdi parlamentoda çıkmış birisi, neydi belirsiz, benim grup başkan vekilim Leyla Hanım'a bayrağımıza saldırdığına dair edepsiz ifadeler kullandı. Şunu bir defa iyi bil. AK Parti'nin hiçbir ferdi bayrağımıza kağıt parçası demez. Hiçbir ferdi bayrağımızla ilgili paçavra demez. O sizin cibiliyetinizde var. Ve ortağı olduğunuz partinin cibiliyetinde var. AK Parti'de bunları göremezsiniz. AK Parti bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyerek yola giden bir partidir. Onun için kime ne söylediğinizi iyi bileceksiniz. Meclisin kürsüsündeki o dokunulmazlığa sığınarak bu tür cibiliyet noktasındaki eksiklerle AK Parti'ye saldıramazsınız. Tek vatan diyoruz. Her karış şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek topraklar üzerinde kimsenin ameliyat yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Tek devlet diyerek binlerce yıllık geleneğin son temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet faydar kalmasını sağlayacağız. Bu uğurda gecemizi gündüzümüze katarak çalışacak mücadeleyi bir an bile bırakmayacağız. Gerektiğinde canımız pahasına binlerce yıllık bu emaneti gelecek nesillere daha güçlü, daha müreffeh, daha muhkem bir şekilde teslim edeceğiz. Bunun için hep birlikte canımızı dişimize takarak çalışacağız.
Kardeşlerim, sizlerin de bildiği gibi partimizin kuruluşundan bu yana yerel seçim, halk oylaması ve genel seçim gibi vesilelerle tam 17 defa sandıkta milletimizin terazisine çıktık. Yaptıklarımızın ve yapmak isteyip yapamadıklarımızın hesabını eksiği ve fazlasıyla milletimize tek tek vermeye çalıştık. Eser ve hizmetlerimizin icmalini yaparken aynı zamanda projelerimizi, hedeflerimizi ve geleceğe dair yol haritamızı milletimizle paylaştık. Biz asla milletimizi seçimden seçime atılmayanlarla aynı safta yer almadık. Yılın her günü, günün her saati milletimizle birlikte olduk. Seçim dönemleri bizim için sadece milletimizle gönül bağımızı daha da kuvvetlendirdiğimiz, kavlimizi ve ahdimizi yenilendiğimiz özel dönemlerdir. Bu anlayışla seçim kampanyası dönemlerinde hep şunları yaptık. Kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımızla ruberu iletişim kurduk. Çarşıda, pazarda, sokakta insanımızla istişare ettik, kucaklaştık. Şu anda ne anlatıyorum? Yani belediye başkanlarımız, adaylar, belediye meclis üyelerimiz hep birlikte kapı kapı dolaştık. Çalmadık kapı, sıkmadık el, bırakmayacağız. Ve bu şekilde 31 Mart'a kadar bu yola devam edeceğiz ve sandıkları Allah'ın izniyle patlatarak sandıklardan çıkacağız. Gençler, ben de aşığım size. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.